Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir ana yemek tarifimle geldim. Açıkçası e, bu yemeğimi hazırlarken memlekete yolculuğum vardı. Evde ne varsa onu kullanmaya çalıştım. Sadece kıyma aldım. Malzeme listemi videomun altındaki açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Hemen tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. 5-6 diş arzuya göre arttırabilirsiniz tabii ki sarımsağımı doğruyorum 2 adet de kuru soğanımı doğruyorum el robotumla ve 500 gram kıymamın içine ekliyorum 2 adet de kapya biberim vardı onları da güzelce doğruyorum dediğim gibi tamamen evde olan malzemelerimi tüketmeye çalıştım yolcuyum diye sadece kıyma aldım ve hatta e, kabağı da görüyorsunuz kabağımı da e, komşum yazdığından getirmişti sağ olsun. bunu da bu şekilde değerlendirmek istedim ve soğan sarımsak biberi ekledikten sonra Pul biber, karabiber, tuz ekliyorum. Kırmızı toz biber ekliyorum ve iyice yoğuruyorum. Sebzelerimi doğramadan önce köfte şeklini veriyorum ki kıymamız güzelce dinlensin, pişirirken dağılmasın diye. Hepsini hazırladım gördüğünüz gibi. Buzdolabına ekleyeceğim dinlenmeye bıraktım ve sebzelerimi doğramaya başlıyorum bir adet patlıcanımı gördüğünüz gibi uzunca incecik bir şekilde kesiyorum inceliğini görüyorsunuz kabağımı da çok uzunca olmasın diye birazcık uç kısımlarından bu şekilde alıyorum onları da tabii ki değerlendireceğim ve daha sonra incecik bir şekilde doğrayacağım Tabii ki bu büyük kabak olduğu için biraz çekirdekli iç kısmı ama lezzeti harikaydı Sizler normal kabakla da yapabilirsiniz ve tavama 2-3 kaşık sıvı yağ ekliyorum. Sebzelerimi hafifçe kızartacağım. Çok fazla kızartmaya gerek yok. Fırında da pişeceği için lezzetli olması açısından bu şekilde ön bir kızartma yapıyorum. Kabakları bu arada aşırı ince doğramışım sanırım. Patlıcanları da aynı şekilde kızartıyorum. ve sebzelerimi hazırladım. Sebzelerim soğurken dinlenen köftelerimi yine 2 kaşık sıvı yağ tavama alıyorum ve köftelerimi ekliyorum. Köftelerimi de güzelce kızartacağım. Bu şekilde sallayarak soteliyorum. nefis bir köfte oldu arkadaşlar başlı başına bile ekmek arası yapılıp yenilebilir Şahane oldu ve tamamen soğuyan sebzelerim ve köftelerimi bu şekilde sarmaya başlıyorum Yırtık olan yamuk olan sebzelerimi gördüğünüz gibi çiftli sardığımda oluyor. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Gelişi güzel de sarabilirsiniz. Yine başta kestiğim yuvarlak olanları da bu şekilde sarıyorum. Çiftli bir şekilde. Kalan köftelerimi de 2 adet patatesim vardı gördüğünüz şekilde değerlendirdim ve sosu içinde 1 adet domates 1 tatlı kaşığı biber salçası 2 kaşık sıvı yağ ve e, göz kararı su ekledim 1 çay bardağı kadar ve iyice çektim robotumla gördüğünüz gibi püre haline getirdim ve sebzeli köftelerimin üzerine döküyorum önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınıma vereceğim üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Benim fırınımda yaklaşık 35-40 dakikada pişti. Sizler de kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Ve gelelim sunum kısmına gerçekten şahane bir tarif oldu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Tarifimi buraya kadar izleyenlerin yorumlarını bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiler.